Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Batman The Devastator'dan bahsedeceğim. Bu arkadaşlara giriş yapmak lazımdı. Hikayeler bayağı iyi. Ancak karakter yeni ortaya çıkan bir karakter olduğu için belirsizliğini koruyan kısımlar mevcut. Ben de şimdi anlatımının yapıldığı bölümleri elimden geldiğince sıralanmış şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu arada Kerim'den bir süper teşekkür daha gelmiş. Gülen Batman için hava değişimi iyidir demiş. Valla Gülen Batman olayı biraz uzun. Hikayesi çok iyi. Karakterin de bayağı ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Videosunu yaptıktan sonra üzerine tekrardan konuşuruz. Bu videonun konusuna dönecek olursak da karakterin ilk görünüşü 2017 yılı Eylül ayında yayınlanmaya başlayan Dark Days The Casting'in ilk çizgi romanında gerçekleşti. Karakterin yaratıcıları ise Scott Snyder ve Greg Capullo. Doomsday virüsüyle kendisini Devastator Batman'e dönüştüren Bruce Wayne'in olayları Earth-1'de gerçekleşiyor. Bu evrendeki Bruce Wayne bildiğiniz normal evrendeki Bruce Wayne'in dışına çok fazla çıkmıyor. Karakterimiz burada da çok sıkıntılı olaylar yaşamış ve devamında Batman olmuş. Justice League gibi ekipler var ve Batman bu gibi tüm karakterleri bir çözüm bulmuş. Günümüzden yıllar önceki bir zamanda da nasıl olduğu belli değil. Ancak Superman bir gün kafayı yemiş. Batman'in bu konudaki düşünceleri şu şekilde. Güneş fırtınası Superman'in zihnini bulandırmış olabilirmiş. Darkseid ya da Mr. Mind'in yaptığı bir iş olabilirmiş bu. Ya da Lex Luthor'un geliştirdiği Krypton'un bir çeşit varyantı olabilirmiş. Ama dediğim gibi henüz ne olduğu tam olarak belli değil. Batman de tabi bu duruma karşılık vermek için kriptonit uçlu mızrağıyla saldırıya geçiyor. Superman de Batman'in mızrağı tuttuğu kolunu gözlerinden attığı bir ışın demetiyle koparıyor. Bu saldırıyla Batman bir tarafı uçuyor, kopan kol bir tarafı uçuyor, kripton uçlu mızrak başka bir yere uçuyor. Superman de gözlerindeki ışın demetiyle birlikte yerde dizlerinin üzerinde tek koluyla kıvranmakta olan Batman'in yanına gelip "Bitti artık." diye söylüyor. Adalet Ligi'ndeki diğer elemanları hiçbir zaman anlamadım Bruce diyor Superman. Kafa kafaya girdiğimizde senin beni dövebileceğini konuşuyorlardı. Eğer seninle ben gerçekten dövüşseydik, ikimiz de kendini geri tutmasaydı bir bakışla seni ikiye bölerdim. Bir nefesle kalbini dondurur, tek dokunmamla vücudundaki bütün kemikleri paramparça ederdim. Bana karşı ne kadar zayıf olduğunuzu anlıyor musunuz diye soruyor. Batman ise tek kolunun üzerinde sürünerek mızrağa ulaşmaya çalışıyor. Kolunu mızrağa attığında Superman bir ışın daha atarak mızrağı daha da uzağa uçuruyor. Seni gerçekten sevmiştim Clark. Bize söz verdiğin dünyaya inanmıştım. Daha iyi bir geleceği umutlandırmıştın beni. Ama şimdi hepsinin bir yalandan ibaret olduğunu biliyorum deyip kemerindeki Doomsday virüsünü aktifleştiriyor. Batman Doomsday haline dönüşürken beni daha fazla incitmene müsaade etmeyeceğim diye değişen ses tonuyla bağırmaya başlıyor Superman'e. Devamında da Superman'e saldırıya geçiyor. Yerden kalkıp Superman'e yumruk atana kadar kopmuş olan kolu yeniden iyileşiyor bile. Bruce Wayne, kendi ürettiğim bu Doomsday virüsünü kullandığım takdirde Superman'i teke tekte çok rahat yenebileceğimi biliyordum. Ama sandım ki dünyanın üzerinde estirdiğin onca teröre rağmen bir yanım hala en yakın dostumun yaşamasını isteyip bu virüsü kendime enjekte ettirmez diye düşünüyordum. Ama şimdi onun yerine bu virüs beni değiştirdi. İlk defa sana karşı hissettiğim içimdeki sevgiyi benden tamamen arındırdı ve bu bana çok iyi geldi diyor. Doomsday Batman, daha doğrusu Devastator, havada uçmakta olan Superman'i kafasından yakaladığı gibi yere yapıştırıyor. Ardından Superman'in yüzüne "Şimdi kim zayıf ha?" deyip adama kriptonlu nefesini üflüyor. Superman bu nefesi içine çektikten hemen sonra önce yerde can çekişmeye başlıyor ve sonra içinden Doomsday'in boynuz şeklindeki parçası göğsünün tam ortasından dışarıya çıkıyor. Ancak sadece göğsünden değil. Superman burada ölürken bu parçalardan tüm vücudunda çıkmaya başlıyor. Devastator, Superman'in öldüğü anda yas tutarım diye düşünüyormuş. Ancak öyle olmamış. Hissettiği tek şey öfkeymiş. Bunca zamandır kendisini tutmanın öfkesini çok ağır şekilde hissetmeye başlamış o anda. Etrafına baktığı zaman da herkesi kurtarabilirdim diye düşünüyor Devastator. Benim virüsüm kişiden kişiye sıçrayarak herkesi Superman'e karşı bağışıklık kazandırabilirdim. Ama etrafında gördüklerinden sonra bunu kullanmak için çok geç kaldığını anlıyor. Ta ki Gülen Batman Devastator'ın bulunduğu evrene gelene kadar. Gülen Batman Devastator'a "Bu ölümden sonra bir tatmin olma hissi geldi sana değil mi? Galiba hepimiz bu mavi çocukları öldürmek için farklı yollar biliyoruz. Ama iş işten geçene kadar bu yollara başvuracağımızı hiç düşünmedik" diyor. Devastator Gülen Batman'i Joker sanıyor. "Seni o öldürdü sanıyordum" diyor Gülen Batman'e. O da "Aa yok ya, çok yanlış anladın. İkimiz de her şeyin yanlış gittiği yerlerdeki Bruce Wayne'iz. Hiç olmaması gereken yok olmuş yerlerde. Ama şimdi sana bir şans daha vermek istiyorum. Burası önümüzdeki birkaç dakika içinde tamamen yok olacak. Ya sana desem ki Superman'in hala sevildiği,
güvenildiği, ne olursa olsun dünyayı koruyup kurtaracağının düşünüldüğü yerler olduğunu söylesem ve planımızın onun gerçek yüzünü herkese göstermek olduğunu söylesem ne dersin diye sorunca Devastator sadece beni oraya götür diyor. Bu arkadaş gülen Batman'in yanına dahil olduktan sonra bir bölümde bir kopukluk var. Ama bundan sonra genel olarak portallar üzerinden devam ediyor, onu söyleyebilirim. Prime Earth'e geliyorlar mesela. Buraya geldiklerinde Murder Machine, yani Cyborg Batman ve diğer Batman'lerle Justice League gözlem kulesini ele geçiriyorlar. Cyborg'u da takım halinde muazzam hamleler sonucunda öldürüyorlar. Tam o sırada da bulundukları yere bir portal açılıyor. Portalı açan kişi gülen Batman. Green Arrow, Damian Wayne ve Nightwing gibi karakterleri alt etmek için yanına getirmeye çalışıyor diğer Batman'leri. Ancak tam o anda da Dr. Fate dahil oluyor olaya ve Batman'leri geri püskürtüp diğer karakterleri alıp başka yere ışınlıyor. Hani adamları kurtarıyor orada yani. Bir müddet sonra da Devastator Earth 0'a geliyor. Geldiğinde insan formunda Lois Lane'in yanına uğruyor. Lois'e seslendiği anda Lois ilk başta kusura bakmayın geç kalıyorum diyor ama kafasını kaldırıp Bruce'u görünce yanına yaklaşıp Bruce ne yapıyorsun burada? Bütün dünya paramparça oluyor, senin yapman gereken şeyler diye konuşurken Bruce lafı yarıda kesip üzgünüm Lois, buraya gelip seninle konuşmam lazımdı diyor. Konuşmanın devamında Lois Clark'ın iyi olup olmadığını sorunca Bruce hayır diyor Lois'a. Clark iyi değil. Clark problemin ta kendisi diye söylüyor ona. Lois ve Bruce burada el sıkışırken Bruce içinde taşıdığı Doomsday virüsünü Lois'e bulaştırıyor diye söylerken Bruce Devastator formuna geçiyor. Lois Bruce'a kendine ne yaptın böyle diye soruyor. Bruce bana asla zarar vermesin diye yaptım bunu diyor. O sırada Lois Bruce'un kendisine yaptığı şeyi anlıyor ve devamında Devastator beni dinlemelisin Lois. Seni ondan kurtarmak istedim. Benim dünyamda yapamadığım şeyi burada yapabildim diye söylüyor. Meğer Devastator burada bütün gezegene Doomsday virüsünü bulaştırmış. Lois virüsün bulaştığı insanları görünce ne olduğunu soruyor. Devastator da onların daha da güçlenmeye başladığını, kalplerini dünyaya kapatıp vücutlarının tehlikeli silahlara dönüşmeye başladığını ve birkaç dakika içinde bütün şehrin Superman'i öldürebilecek özelliklere sahip olacağını söylüyor. Ve bu hastalığı yayabilmek için ya da bu özelliği artık neyse Devastator Lois'i kullanmış. Lois'te herhangi bir şey olmamasının sebebi ise Superman'in yanında çok fazla kalmış olmasından. Onun etkisi Lois'in üzerinde hala devam ettiği için Doomsday virüsü henüz ortaya çıkmamış onda. Bu konuşmanın devamında da Superman ailesi dahil oluyor olaya. İlk başta Devastator'ı Doomsday sanıyorlar ama devamında onun bir hibrit olduğunu anlıyorlar. Aralarında çıkan kavganın sonucunda ise Doomsday virüsü Superman ailesine de bulaşıyor. Bu virüsün böyle yayılmasından sonra da burada Superman kimseyi incitemeyecek hale geldiği için Devastator buradaki herkesi Superman'e karşı kurtarmış oluyor. Hani bir nevi buradaki görevini tamamlamış oluyor öyle söyleyeyim. Devamında Murder Machine ile birlikte Superman'in kalesi olan Fortress of Solitude'a geliyorlar. Buradaki amaçları Cosmic Tuning Fork adındaki eşyayı alıp Barbatos'a götürmek. Burada iki Batman, Flash ve Steel adlı elemanlarla kapışıyorlar. Bu sırada gülen Batman Devastator'a Doomsday virüsünün zihnini etkilemeye başlamış olabileceğini söylüyor. Devastator da ben bunu alıp ona götüreceğim ama önce kendim yapacağım deyip Cosmic Tuning Fork'u paramparça ediyor orada. Devamında Cosmic Tuning Fork'u yeniden yapabiliyor ama bu defa götürmeden önce Lobo ve diğer lig üyeleri Devastator'a saldırıyor. Devastator hepsini rahat bir şekilde dövüyor tabii ki. En son Lobo kalmış. Lobo ile kapışırken Lobo Devastator'a gördüğü en çirkin Batman sensin diye söylüyor. Devastator da tamamen başka bir noktada. Sen hiç etkileyici değilsin Lobo. Tam aksine beni yoruyorsun sadece. Geldiğim kendi dünyamda sen evrendeki en tehlikeli, bağımsız ve dişini en fazla geçirebilen canlılardan birisiydin. Buradaysa hayalperest aptallarla birliktesin diyor. Bu konuşmayı yaparken de elindeki zincirin kancasını Lobo'nun göğsüne saplayıp adamı çevirip çevirip güneşe doğru fırlatıyor. Buradaki elemanların icabına baktıktan sonra Cosmic Tuning Fork'u sırtlayıp götürüyor. Buradaki olaysa şu şekilde. Bu son bahsettiğim Lobo ve Lois'in olayları Earth 0 evreninde yaşanıyor. Devastator'ın anlattığına göre de burası yaratılışın merkeziymiş ve Barbatos'la birlikte buradan itibaren her şeyi baştan aşağıya yeniden istedikleri gibi şekillendireceklermiş. Cosmic Tuning Fork da bu iş için gerekli olan enerji miktarını sağlayacakmış. Devastator bunu yaptıktan sonra evrendeki Clark'a sesleniyor. İşin sonunda umarım gerçeği anlarsın Clark. Dark Multiverse'ın kalbindeki hapishanede umarım bir şekilde benim sesimi duyabiliyorsundur. Çünkü bu olayların hepsini sen yaptın. Tıpkı benim dünyama yaptığın gibi.
her evrende yaptığın gibi. Onları inandırdın, kandırdın ve her zaman kurtarılabileceklerini, her zaman onların yanında olabileceğini, onları güvende tutabileceğine inandırdın. Ve işte tam olarak bu inanç bütün dünyanın yok oluşa sürükleyecek diyor. Evet, karakterin genel olarak hikayesi bu şekilde diyebilirim. Başta söylediğim gibi Devastator ve diğer Dark Multiverse Batman'leri çizgi roman evreninde yeni ortaya çıktığı için yeni çıkacak olan çizgi romanlarla karakterlerin derinliği artacaktır. Devastator'ın güçlerine geçecek olursak da demin bahsettiğim gibi Devastator insan formuyla kendi arasında gitgel yapabiliyor. Doomsday güçlerine sahip. Hangi formda olduğundan bağımsız şekilde uçabilme özelliği de mevcut. Yerin altından istediği bir anda vücudunda gördüğümüz o sivri yapılardan çıkarabiliyor. Superman kadar hızlı, güçlü ve dayanıklı. Son olarak da vücudunda bulunan bu virüsü istediği şekilde kontrol edip avantajlı versiyonlarını ayarlayabiliyor. Diyerek de videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweetler atabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. I just wish you knew.